Değerli izleyenler, merhabalar. Şu anda Mart ayının ilk haftasındayız ve ben şu gördüğünüz şeftaliye yarma kalem aşısı yapacağım. Şimdi bunda şöyle bir kalemlerimi getirdim ben. Birkaç çeşit şeftalim var. Ve farklı noktalara 3 yerine aşı yapmayı planlıyorum. Şimdi dalın gerekli kısmını keseceğim. Değerli izleyenler, şimdi ben şu koluma ve şu karşı kola aşı yapmayı planlıyorum. Fazlalıkları şu şekilde alacağım. Şu anda dallar açılmaya başlandı. Artık aşı da gecikmeye başladı bir anlamda. Artık bir an önce aşıların da tamamlanması gerekiyor. Evet, bu şekilde ince dalları tercih edersek bunlarda aşının tutma ihtimali daha yüksek oluyor. Ben de o yüzden biraz daha ince dalı tercih ediyorum. Mutlaka kalın dalda da tutuyor. Onda problem yok. Ama incesinde daha güzel tuttuğunu gördüm ben. Değerli izleyenler, şimdi burada özellikle aşı için kestiğim yeri temizliğini yapıyoruz. Bu temizliği aşı yerlerinin düzgün oturması için yapılan bir temizlik bu. Bıçkı izlerini de ortadan kaldırmış oluyoruz bu sayede. Evet. Şu anda şu şeyleri de şuradan aradan alacağım. Bana herhangi bir zarar olmasını istemiyorum. Şu da yan olduğu için büyük ihtimal onu da keseceğim. Şimdi yaracağımız bölgeyi bu şekilde belirledikten sonra tam orta hizadan şu şekilde açıyoruz. Şimdi de ikinci aşımı yapacağım bölgeyi açıyorum. Evet. Aşı kalemlerini kullanacağım bölgeyi açmış oldum bu sayede. Değerli izleyenler, şimdi bu aşı yapacağım kalemlerden bir tanesi. Ben buradan 2-3 tane aşı çıkarmayı planlıyorum. Şöyle şu alt kısımdan özellikle şurayı kullanacağım. Bunda da 3-4 göz bıraksam yeterli. Öncelikle şunu hazırlığını yapayım. Şu göz, özellikle şu göz dışarıda kalacak şekilde yan tarafından şu şekilde soyumunu gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde karşıdan da aynı eşit hizadan soyumunu gerçekleştiriyorum. İki tarafın da eşit olması çok önemli. Şimdi burada şu dışarı gelecek kabukların olduğu yer bu şekilde biraz kalın kalırken iç kısma gelecek yer biraz daha ince yapmış oluyoruz. Şimdi bunu bir tornavida yardımıyla şu şekilde bu kabuklarıma yerleştirmesini sağlıyorum. Evet, ilk çubuğumu şöyle oturttum. Size tam oturmuş şeklini de göstermek istiyorum. Kabuklar birbirine bu şekilde tam anlamıyla oturmuş olacak. Bu şekilde tam oturduğunda aşımız mükemmel bir şekilde tutuyor. Şimdi de diğer çubuğumuzu hazırlayacağız. Diğer aşı kalemimizi hazırlamış olacağız.
şöyle karşısına gelecek şekilde bir tane daha çubuğumu hazırlıyorum. Evet, şu anda ikinci kalemim de hazır. Bunu da aynı şekilde karşısına yerleştirmesini sağlıyorum. Dediğim gibi kabukların teması çok önemli. Burada bunu yaptık. Şu anda normalde aşı bandımız varsa bunun etrafını aşı bandıyla sıkabiliyoruz. Elektrik bandıyla da sıkabiliriz. Ben şu şekilde bir şamrel kullanıyorum. Bu bisikletlerin iç lastiği. Bununla daha güzel sıktığımı düşündüğüm için ben bundan evde de fazlaca var. O yüzden bunu tercih ediyorum. Hava almasını ve sıkışkınlığını çok güzel yapıyor. Hava almasını da önüne geçmiş oluyor. Şu anda aşılarımın sıkımını yaptım. Ortasında boşluk kalıyor. Eğer macunumuz varsa bunu, boşluğunu macunumuzla da doldurabilirsiniz. Ben şöyle bir pamuk yardımıyla bunun sıkışımını yapıyorum. Bu tamamen evdeki imkanlarla aşı yapmakla ilgili. Ben bu şekilde elimdeki imkanlarla aşımı gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi aşımı korumak için şöyle bir benim eski bir hortumum var. Bununla da etrafını kapatmış oluyorum. Şimdi aşının dış etkenlerden de korunmaya ihtiyacı var. Bu aşımı da bu sayede korumuş olacağım. Şöyle bunu da bir ip yardımıyla yine altından bağlayacağım. Bunu normalde bağlamasanız da olur. Ancak ben aşıların korunması için ve nemli kalması için özellikle bunu yapıyorum. Bunun içine de şu anda toprak doldurumunu gerçekleştireceğim. Yerden herhangi bir şöyle nemli toprak alarak içine doldurumunu gerçekleştiriyorum. Bunun toprağa hiçbir zararı yok. Hatta aşılarımın biraz da nemli kalmasını da sağlıyor. Zaten aşılarım açması önemli. Aşılarım açtıktan sonra bunu çıkartıyoruz. Evet. Şu anda aşım hazır. Şuradaki aşım için yine bir tane çubuğumun ayarlanmasını sağlıyorum. İki tarafından aşı kalemimi hazırlamış oluyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi aşı kalemim hazır. Bunu da yine bir tornavida yardımıyla kenarına yerleştirilmesini gerçekleştiriyorum. İkinci kalemimi de hazırlayıp iki kalem takmayı planlıyorum yine buna. Evet. İkinci kalemimi de hazırladım. Bunu da tam karşısına kabuklar temas edecek şekilde. Evet. Bunu da hazırlamış oldum. Burada ikisi dengeli olursa daha güzel olur. O yüzden şunu biraz daha kestim. Yine bir şamrel aracılığıyla ben bununla bağlıyorum. Dediğim gibi bunu elektrik bandı, aşı bandı bu şekilde çeşitli yöntemlerle de bağlanabilir. Önemli olan aşının sağlamca sıkışmasını sağlamak. Ben de burada bunun sıkıştırmasını yapıyorum. Elde olan imkanları her zaman değerlendirmek gerekir. Koli bandıyla da sıkıştırması yapılabilir. Yine arasına şu şekilde pamuk sıkıştırıyorum. İçine su, nem, işte hava girmemesi adına.
Buraya herhangi bir şey girmediğinde aşımız kaynaması daha sağlam olacak. Evet. Yine aşımızın korunması için şu şekilde, buna da aynı şekilde şu naylondan, naylon hortumdan parça alıyorum. Normalde eski, şöyle yırtık, kullanılmayan bir ürün. Bu şekilde de değerlendirmiş oluyorum bu arada. Ben bağ ipiyle dibini bağlamasını yapıyorum. Hem bu şekilde aşım dış etkenlerden korunmuş oluyor, hem de içine koyduğum toprak sayesinde nemli kalmış oluyor. Şöyle yerden biraz toprak aldım yine. Herhangi bir toprak almamız yeterli. Yetmedi. Evet. Şu anda kalan toprağımı da ekledim. Evet. Şu anda aşım tamamlandı. Dediğim gibi bu aşılarım açtığında değerli izleyenler, bu aşılarım açtığında yine ben bunların bakımlarını yapacağım. Bakımları çok önemli çünkü bazen gözlerin üstten açılmaya başladığında kenarına yırtarak tamamen çıkartabiliyoruz. Etrafına da korumalıklar sağlayabiliyoruz. Bu şekilde de bakımlarını yapacağım. Değerli izleyenler, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.